Geçtiğimiz dakikalarda bir açıklamada daha bulundu ve Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati'yle açıkladığımız eğitim kampanyamızda başvurular bugün itibariyle başladı dedi. İlk etapta 100 bin vatandaşın ev sahibi yapılacağını hatırlattı ve kampanyayla ilgili tüm bilgilerin kampanya için oluşturulan yeniyedimkampanyası.com.tr adresinden görülebileceğini hatırlattı. Peki bu proje nasıl bir projeydi? Hemen içeriğinden biraz bahsedelim. 81 ev genelinde yapılacak bir proje. İlk etapta 100 bin konutla başlayacak ve konut bedelinin en az %10'u peşin olarak alınacak. Ancak bilmeyenler daha fazla bir rakamda ödeyebilecekler. Krediler 0,69'dan başlayan faizle 15 yıla kadar vadeli olacak. Aylık taksitler maliye gelirinin %40'ını geçmeyecek. Ve kimler katılabiliyor bu projeyi? Burası da oldukça önemli. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'dan katılacaklar için bir yıl ikame şartı aranacak, ancak diğer iller için böyle bir şart gerekmeyecek. Hanedeki işlerin üzerine kayıtlı konut olmama şartı da yine aranacaklar arasında bulunuyor. Ailesi yaşayan gençlerse kendi isimlerine başvuru yapabilecekler. Veraset ev sahibi olanlar için de bir farklı durum söz konusu. Veraset ev sahibi olanlar yine bu projeye başvuru yapabilecek kişiler arasında yer alacaklar. Ancak zorunlu haller dışında satın alınan konutlar 5 yıl boyunca satın alınacak, ev değiştiremeyecek. Bugün itibariyle dediğimiz gibi başvurular başladı. Bankalar veya katılım bankalarına başvuru yapılabilecek ve herhangi bir ücret talep edilmeyecek başvuru aşamasında. Tabii bu kampanyada bölgelere göre finansman tutarları da değişiyor. İstanbul'da 5 milyon, ikinci bölge olan İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da 3 milyon. Diğer iller için ise 2 milyona kadar finansman tutarı öngörülüyor. Şu anda dediğimiz gibi yeni evin kampanyası orta gelirlileri ev sahibi yapmaya yönelik bir kampanya. 4 Ocak'ta Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu projenin detaylarını açıklamıştı ve 16 Ocak'a yani bugün işaret etmişlerdi. Bugün itibariyle de projeye başvurular başladı. Dileyenler projeyle alakalı açılan internet sayfasından projenin detaylarından ulaşabiliyor. Nilgün Balkaç. Gürsü bize herkesin merak ettiği o soruların yanıtlarını aktardı. Devam ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi'yle. Sözleşmenin personeline kadro geçen teklifin görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı diyelim. Diyelim ki Abdülbaki Açıköz karşımızda. Abdülbaki, bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Herkesin gözünün kulağının olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok kritik düzenlemeler var bugün gündemde. Nilgün Balkaç, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nun görüşmeleri toplantı saat 11 itibariyle başladı ve sözleşmelerde kadro geçirecek düzenleme ise tam 9 maddeden oluşuyor. Cuma günü AK Parti tarafından Meclis Başkanı'na sunulmuştu. Bugün itibariyle de Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Saat 11 itibariyle oldukça önemli bir düzenleme. Teklife göre 28 Kasım 2022 tarihinden önce işe başlayanlar bekleme süresi olmaksızın kadroya bağlı, isteğe bağlı kadroya geçebilecek. 458 binden fazla çalışan için kamuda kadro imkanı sağlanmış olacak bu düzenlemeyle. Yasa yürürlüğe girdikten sonra ise sözleşmeli personel olanlar da 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçebilecek. Sözleşmeli personele kadroya geçiş için başvuruda bir aylık süre tanınacak. Kadroya geçen sözleşmeli personel görev bilgilerine tayin gibi haklarına tüm haklarına